Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı Galatasaray'ın en genç 5 golcüsünü sizler için derledik. Emre Belözoğlu. Galatasaray kulüp tarihinin ligde en genç forma giyen isimlerinden birisi olan Emre Belözoğlu, her ne kadar mevcut durumla taraftarlar tarafından pek sevilmese de kulüp tarihinde en genç golcü unvanının sahibi. 1997-98 sezonunda ligin 24. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanılan Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda Suat Kaya'nın yerine dahil olan Belözoğlu, dakikalar 79'u gösterdiğinde Tugay Kerimoğlu'nun pasında attığı golle derbide skoru 3-2'ye getirmiş ve galibiyeti getirmişti. O günlerde henüz 17 yıl 5 ay 22 günlük olan Belözoğlu, kulüp tarihinde ligde gol atan en genç oyuncu unvanının da sahibi. Mustafa Kocabey ya da diğer adıyla Papen Mustafa. 1992-93 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp yönetimindeki Galatasaray, ligin 4. haftasında evinde ağırladığı Aydınspor karşısında mücadeleye 21 yaşındaki Hakan Şükür ve 17 yaşındaki Mustafa Kocabey ikilisiyle başladı. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanılan mücadelede dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Mustafa, attığı golle takımına galibiyeti ve 3 puanı getiren isim olurken kulüp tarihine de adını yazdırdı. O gün itibariyle 17 yıl 11 ay 6 günlük olan Kocabey, daha önce Okan Buruk'un elinde olan ligde gol atan en genç oyuncu unvanına 5 sene sonra Emre Belözoğlu'na devretmek üzere sahip olacaktı. Aydın Yılmaz. 2006 yılında Konyaspor'a attığı golü kimler unutabilir ki? Galatasaray taraftarları arasında "o gol sayesinde yıllarca takımda kaldı" şeklinde geyik yapılan Aydın Yılmaz, kulüp tarihinin en genç 3. golcüsü konumunda yer alıyor. 2005-2006 sezonunda ligin 18. haftasında karlı ve zorlu bir Konya deplasmanında Galatasaray Teknik Direktörü Erik Geret, golsüz eşitlikle geçen mücadelenin 85. dakikasında Hasan Şaş'ın yerine o gün 17 yıl 11 ay ve 24 günlük olan Aydın Yılmaz'ı sahaya sürdü. İnce fiziği ve savrulan görüntüsüyle "kim bu çocuk" sorularını sorduran Aydın, mücadelenin uzatma dakikalarında Cihan Haspolatlı'nın orta sahadan gönderdiği uzun topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol ederek sert bir şutla galibiyeti ve hatta belki de şampiyonluğu getiren golü atıyordu. O golün hatırına Aydın kaç yıl Galatasaray'da kaldı bilinmez. Ancak kulüp tarihinin en genç 3. golcüsü olduğu bir gerçek. Okan Buruk. 1991-92 sezonunda teknik direktör Mustafa Denizli tarafından ligin son haftalarında A takım kadrosuna alınan Okan Buruk, o dönem kulüp tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olurken çok kısa bir süre içerisinde de en genç gol atan oyuncu unvanına sahip oldu. Ligin 30. haftasında Bakırköy Spor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Okan, mücadelenin 24. dakikasında Dominik Yorfa'nın asistinde ağları havalandırarak skoru 2-0'a taşıdı ve Galatasaray adına ilk golünü kaydetti. Maç günü itibariyle 18 yıl 6 ay 28 günlük olan Okan Buruk, mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında da topu ağlarla buluşturarak maçtaki ikinci golünü kaydetmişti. Muhammed Sar. UEFA Kupası zaferinin ardından İtalya'nın yolunu tutan Fatih Terim, kısa bir süre sonra yeniden Galatasaray'ın başına geçti. 2002-2003 sezonunda teknik direktör koltuğuna ikinci kez oturan İmparator, o dönem kurduğu kadroda Milan'dan bildiği genç bir Senegalli savunma oyuncusunu da kiralık olarak getirdi. 18 yaşındaki Muhammed Sar, taraftarlar nezdinde merakla beklenirken, genç savunmacının oldukça kısa süren Galatasaray macerasında adını kulüp tarihine yazdıracağını kim bilebilirdi. Ligin ikinci haftasında Denizli deplasmanında ilk 11'de görev yapan Sar, dakikalar 86'yı gösterdiğinde Ergün Pembe'nin kullandığı kornerde kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Kulüp tarihinin en genç golcüleri listesinde de kendisine yer bulan Muhammed Sar, o gün itibariyle
18 yıl, 7 ay ve 24 günlüktü. Senegalli genç stoperin bir sonraki golü ise Denizli deplasmanından sadece 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında Lokomotiv Moskova karşısında oldu.